Muğla'ya soruyoruz, hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Siz bildikçe size kazandırmaya devam ediyoruz. Efendim ben Nisan Nur Tosun, kameramanım Görkem'le beraber tekrardan sokaklardayız ve 3 sorumuz hazır. Bakalım halkımız sorularımızı bugün bilebilecek mi? Biz ödüllerimizi dağıtabilecek miyiz? Hep beraber izleyip göreceğiz. İyi seyirler dilerim. Ahu Başar. Ahu Hanım, buralı mısınız? Muğla'da mı yaşıyorsunuz? Buradayım, evet. Çok güzel. Neresinden? Merkez. Çok güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Bildiğiniz takdirde Joplin Cafe'den kahve hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Tamam, peki. Birinci sorumuza başlıyorum. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren, Süleyman Demirel. Süleyman Demirel. İyi düşünelim, hayır. Kenan Evren olacak. Ama olsun, ben bunu doğru kabul ediyorum. Evet, ilk bir heyecanla yanlış oldu. İkinci sorumuza geçiyorum. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi hangisidir? Suriye, Irak, İran. İyi düşünelim. Ben size biraz kopya vermeye çalışabilirim. Tamam. Bileyim. Aa, doğru söylüyorsun. Kopya gerek kalmadı. Çok güzel. Son sorumuza geçiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? 29 Ekim 1923, 23 Nisan 1923, 29 Ekim 1920. 29 Ekim 1923. Doğru cevap. Tebrik ederim. Size şöyle hediye çekinizi takdim edeyim. Joplin Cafe'den istediğiniz zaman alabilirsiniz. Mula TV'den zaten geldiğinizi anlayacaklar. Afiyet olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun size de. Bu Joplin Cafe nerede? Onu Joplin Cafe Üntaş Rezidansı'nın altında. Ben zaten burada adres yazıyor. Ben de size şimdi tanıtırım. Tamam. Okay. Teşekkür ederim. Ayfer ben. Şevval. Sezgin. Şimdi şöyle, normalde tek kişiyle yarışmamızı yapıyoruz. Ama siz 3 arkadaş grubu olarak hepinizle yapalım. Ben sizin hepinize birer tane soru soracağım. Bilirseniz eğer ödül çekimi veriyorum. Hazırsanız başlıyorum. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük olan komşu ülkesi hangisidir? İran. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzu da sizinle yapalım. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren mi, Süleyman Demirel mi? Kenan Evren. Evren doğru cevap. Tebrik ederim. Son sorumuza geçelim. Onu da size takdim ediyorum. Çok güzel gidiyoruz bu arada. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? 29 Ekim 1923, 23 Nisan 1923, 29 Ekim 1920. 29 Ekim 1923. Tebrik ederim. Üçünüze doğru cevap verdiniz. Şimdi biraz sıkıntımız var. Hediye çekimizi verdim ama bir tane kahve ödülümüz vardı. Olsun, aranızda paylaşırsınız. Biriniz içer artık. İçer ödül olur. Evet. Görüşmek üzere. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler dilerim. İsmim Nurten Sömen. Nurten Hanım, buralı mısınız? Burada mı yaşıyorsunuz? 35-36 yıl oldu işte buradayız. 36 yıldır buradasınız, buralısınız. Aynen. Çok güzel. Neresinden? Ha, ileride oturuyorum. Köyde bir yere. Ha, öyle mi? Merkezdensiniz, evet, yani. Aynen. Çok güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız teyzeciğim. Bu soruları bildiğin takdirde sana Joplin Cafe'den kahve hediyesi veriyorum. Hazırsan başlayalım. Ne vereceksin? Joplin Cafe'den kahve hediyesi. Ha, tamam. Söyle. Başlıyorum. Şimdi birinci sorumuza başlıyorum. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren mi, Süleyman Demirel mi? Süleyman Demirel. Teyzem, tamam. Çok hızlı cevap verdin. Ha? Çok hızlı cevap verdin. Doğru cevap o değil. O Kenan zaman, Evren. Kenan. Ama ben onu pek sevmiyorum da ondan hiç ağzıma alasım yok ya. O yüzden mi demek? Öldü gitti ama. Tamam teyzeciğim, o zaman ben sana yine ikinci soruyu, üçüncü soruyu da sorayım. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi neresidir? Suriye, Irak, İran. Ben bildiğim kadarıyla İran. Hangisi? Bir tane salla, bilmiyorsan. İran. İran doğru cevap. Ben bildin, çok güzel. Üçüncü sorumuza geliyorum. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? 29 Ekim 1923 mü? 23 Nisan 1923 mü? 29 Ekim 1920 mi? 29. 29 Ekim 1923 mü, 20 mi? 29 Ekim olması lazım ya. Evet, doğru. 29 Ekim 1923. Teyzeciğim sağlık olsun. İlk soruyu bilemediğimizden hediye çekim veremiyorum. Ama biz katıldığınız için teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Taha bekler. Taha, Muğla'da mısın? Muğla'da mı yaşıyorsun? Eskişehir'im. Eskişehir mi daha güzel, Muğla mı? Eskişehir. Eskişehir mi? Neden? Daha güzel yani. Çok güzel. Burada kaç yıldır buradasın? 2 sene olacak. 2 senedir buradasın. Çok güzel. Muğla'nın yeri ayrı diyelim ama. Şimdi ben sana 3 tane soru soracağım. Bilirsen eğer Joplin Cafe'den bir adet kahve veriyoruz. Hazırsan başlayalım. Tamam.
Birinci sorumuz. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren, Süleyman Demirel. Süleyman Demirel. Değil. Doğru cevap Kenan Evren olacaktı. Sağlık olsun. Yine de ben sana ikinci ve üçüncü soruları soracağım. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi hangisidir? Suriye, Irak, İran. Konuşamadım. Irak. Teşekkür ederiz katıldığın için. Sağlık olsun. İnşallah tekrar karşılaşırız. İnşallah. Merhaba, ben Selin. 19 yaşındayım. Çok güzel. Peki Selin, Muğla'lı mısın? Muğla'da mı yaşıyorsun? Muğla'da yaşıyorum. Muğla'da yaşıyorsun. Nerelisin? Denizliyim. Normal. Denizli mi daha güzel, Muğla mı? Muğla. Doğru, bence de. Şimdi sana 3 tane soru soracağım. Bu soruları bilirsen eğer Joplin Cafe'den kahve hediyemiz var. Hazırsan başlayalım. Tamam. Birinci sorumuz. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren mi, Süleyman Demirel mi? İyi düşün. İyi düşün. Kenan Evren mi, Süleyman Demirel mi? Tamam, Süleyman Demirel. Kenan Evren mi? Sağ olsun. Karıştırdık gibi. Hiç önemli değil. Ben sana yine de ikinci ve üçüncü soruları sorayım mı? Tamam, sorun. Sorayım. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi hangisidir? Suriye, Irak, İran. Irak. Değil mi? Ama sen çok hızlı düşünüp cevap veriyorsun. İran'dır o zaman. İran'dı. Sağlık olsun. Teşekkür ederiz katıldığın için. Kendine çok iyi bak. Demek. Ziya Kaynak. Ziya Bey, Muğla'da mısınız? Muğla'da mı yaşıyorsunuz? Muğla'da yaşıyorum ama Muğla'lı değilim. Nerelisiniz? Geldim Sivas'tan. Sivaslısınız. Sivas mı daha güzel, Muğla mı? Tereddütsüz Muğla. Tereddütsüz Muğla. Bence de Muğla'nın yeri her zaman ayrıdır. Evet, Türkiye'nin en iyi şehri. Bence de tamamıyla katılıyorum. Çok güzel. Biz şimdi size Muğla hakkında demeyeyim de size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bilirseniz eğer Joplin Cafe'den kahve hediyemiz var. Hazırsanız başlıyorum. Pekala. Birinci sorumuz. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren, Süleyman Demirel. Süleyman Demirel. Kenan Evren diyelim o zaman. Bir böyle kaldım. Kenan Evren daha eski olması lazım ya ben. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız Kenan Evren. Doğrudur ablacığım. Tamam. Evet, bunu kabul ettik. Biz kabul edelim. İkinci sorumuza geçiyorum. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi hangisidir? Suriye, Irak, İran. Yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi. Bir daha şıkları sayabilirim. Suriye, Irak, İran. İran. İran doğru cevap. Tebrik ederim. Son sorumuza geçiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? 29 Ekim 1923, 23 Nisan 1923, 29 Ekim 1920. 29 Ekim 1923. Doğru cevap. Tebrik ederim. Size şöyle hediye çekimi takdim edeyim. Afiyet olsun. Joplin Cafe'ye bununla gittiğinizde zaten Muğla TV'den geldiğinizi anlayacaklar. Tamam. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Adım Arda, soyadım Dere. Arda, burada mısın? Muğla'lı mısın yani? Muğla'da mı yaşıyorsun? Muğla'da, merkezde. Muğla merkezde yaşıyorsun. Peki aslen buralı mısınız? Buralıyım. Çok güzel. Peki şimdi biz sana 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğin takdirde Joplin Cafe'den kahve hediyemiz var. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Birinci sorumuz. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren, Süleyman Demirel. Kenan Evren. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci sorumuza geçiyorum. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi hangisidir? Suriye, Irak, İran. İran. İran doğru cevap. Çok hızlı gidiyoruz maşallah. Son sorumuza geliyorum. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? 29 Ekim 1923, 23 Nisan 1923, 29 Ekim 1920. 29 Ekim 1923. Doğru cevap. Tebrik ederim. Çok güzel ilerledi. Sana şöyle hediye çekimi takdim edeyim. Joplin Cafe'den 26 Şubat'a kadar kahveni alabilirsin. Güle güle, hiç afiyet olsun. Kendine çok iyi bak. İsmim Nur. Nur Hanım, burada mı yaşıyorsunuz? Muğla'lı mısınız? Aslen Manisalıyım. 12 yıldır Muğla'da yaşıyorum. Aa, evet. Peki Manisa mı daha güzel, Muğla mı? Muğla. Bence de. Evet. Seviyoruz. Muğla zaten vazgeçilmezimiz var. Kesinlikle. Her tarafı yani ayrı bir güzel yani. Şimdi biz size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde Joplin Cafe'den kahve hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Tamam, başlayalım. Birinci sorumuza başlıyorum. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren, Süleyman Demirel. İkisinden birisi. Kenan Evren, Süleyman. Doğru cevap. Kenan Evren'den dediniz diye düşündüm. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci sorumuza geçiyorum. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi hangisidir? Suriye, Irak, İran. İyi düşünelim. Tamam. Yüz ölçümü olarak. Evet, yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi. Suriye, Irak, İran. Irak olması gerekiyor mu? Ya evet.
Evet, Burcop İran'dı. Evet. İran göçmeniyiz yani büyüklerim. Şanssızlık oldu o zaman. Sağlık olsun. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Sera Arslan. Nerelisiniz? Muğla'da mı yaşıyorsunuz? Muğla'da mı? Evet, Muğla'dayım. Muğla'dayım. Çok güzel. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde Joplin Kafe'den kahve hediyemiz var. Hazırsanız başlıyorum. Tabii. Birinci sorumuz. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren mi, Süleyman Demirel mi? Süleyman Demirel. Çok hızlı cevap verdi. Kenan Evren olacaktı. Evet. Yine de ben size ikinci sorumu sorayım. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi hangisidir? Suriye, Irak, İran. Hangisi size en yakın geliyor? Vallahi hiç bilmiyorum ki ya. Öyle mi? Ya zaten hediye çekimi maalesef veremeyeceğim. Bunun da doğru cevabı İran olacaktı. Sağlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Betül Uysal. Betül Hanım, Muğla'da mı yaşıyorsunuz? Muğla'lı mısınız? Muğla'da yaşıyorum. Nerelisiniz? Bursa. Bursa mı daha güzel, Muğla mı? Bursa. Öyle mi? Tamam. Şimdi biz size 3 tane soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde Joplin Kafe'den kahve hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Birinci sorumuz. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren mi, Süleyman Demirel mi? Süleyman Demirel. Doğru cevap Kenan Evren olacak. Bilmiyorum ki hiç. Sağlık olsun. Ben yine ikinci soruyu sorayım mı? Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi hangisidir? Suriye, Irak, İran. Hiç bilmiyorum ama İran. Evet, doğru cevap. Keşke birinci soruyu da bilseydik, sonra üçe geçerdik. Sağlık olsun, katıldığınız için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Ben Serpin Atay. Bodrum'da yaşıyorum. Öyle mi? Buraya gezmeye geldim. Öyle mi? Evet. Peki, aslen Muğla'lı mısınız, Bodrumlu musunuz yoksa Muğla'da mı yaşıyorsunuz? Muğla'lıyım ama 60 sene oldu çıkalı. Öyle mi? Evet. 60 senedir Bodrum'dasınız. Yok, İstanbul, başka yerde. Aa, öyle. Ay çok güzel. Peki sizce İstanbul mu daha güzel, Muğla mı? Muğla benim memleketim. Doğru. Her zaman memleket daha güzel gelir. Yani. Doğru, haklısınız. Biz şimdi size 3 tane soru soracağız teyzeciğim. Bu soruları bildiğin takdirde Joplin Kafe'den kahve hediyemiz var. Hazırsan başlıyorum. Tamam. Birinci sorumuz. Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren mi, Süleyman Demirel mi? Turgut Özal'dan önceki Cumhurbaşkanımız kimdir? Kenan Evren, Süleyman Demirel. Turgut Özal'dan. Kenan Evren. Doğru cevap. Tebrik ederim. Doğru. İkinci sorumuza geçiyorum. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi hangisidir? Suriye, Irak, İran. Yüz ölçümü en büyük komşu ülkesi. İran olabilir. Doğru cevap. Tebrik ederim teyzeciğim. Son soruma geçiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? 29 Ekim 1923, 23 Nisan 1923, 29 Ekim 1920. Bir daha söyler misin? Tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? 29 Ekim 1923, 23 Nisan 1923. 29 Ekim 1923. Doğru cevap teyzeciğim, seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir şekilde bildin sorularımı. Şöyle hediye çekimi takdim edeyim. Afiyet olsun, güle güle iç, kendine çok iyi bak. Teşekkürler. Merhaba değerli Muğla TV izleyicileri. Bugün çok yorulduk çünkü halkımız bizimle yarışmak istemiyor ve biz de neredeyse 50-60 kişiyle yarışmak için soru soruyoruz, bizimle yarışır mısınız diye. Ama halkımız genellikle hayır diyor. Bu da havanın güzelliğinden ve genelde herkesin birbiriyle buluşacağından diye düşündüm ben. Bir de herkesin acelesi var, onu hala anlamış değilim. Neyse, sağlık olsun. Yorulduk, biraz dinlenmeye oturduk. Ben de gün analizi yapmak istedim. Teşekkür ederim. İnşallah bunu halkımız izliyorsa bizi de anlasın. Bizimle yarışma yapmak istesin. Biz ödüllerimizi dağıtmak için buradayız. Size ödül vermek istiyoruz. Kopya veriyoruz, bilin diye uğraşıyoruz. Sağlık olsun. Şimdiden teşekkür ederim. İnşallah bu bölümde keyifli geçiyordur. Sorularımızı sorduk, ödüllerimizi dağıttık. Muğla'ya Soruyoruz programımızın bugün de sonuna geldik. Biz çok keyifli ve eğlenceli bir çekim gerçekleştirdik. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Muğla'ya Soruyoruz programımızda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.